Merhaba arkadaşlar, bu videoda Megane 3 aracımın arka amortisörlerini değiştiriyorum. Yaptığım işlemleri de sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Aracın 126 bin kilometrede ve 12 yaşında olduğunu belirterek başlayalım. Seyir esnasında arka tarafın çok fazla sekmesi, çocukların sık sık midelerinin bulandığını söylemesi ve kasislerden geçerken sağ arka taraftan gelen bir cayırtı sebebiyle ki bu sesi şöyle tarif edebilirim. Tebeşiri tahtaya dik sürdüğünüzde çıkan bir ses vardı. İçimizi gıcıklayan o sesi hatırladınız. Buna yakın bir ses kasislerden geçerken sağ arka taraftan geliyor. Bu sebeplerden dolayı amortisörleri takım olarak değiştiriyorum. Değişimi yine Sax marka amortisörlerle gerçekleştireceğim. Aracın üzerindeki orijinal amortisörlerde Sax marka. Değişim işlemine sol arka amortisörden başlayacağım. Aracı henüz yükseltmeden 17 lokma ile bijonları gevşetiyorum. Daha sonra sol arka tekeri askıya alıp tekeri yerinden çıkartıyorum. Bu işlemi yaparken aracın altına destek koymayı unutmayın arkadaşlar. Bütün yük triko üzerindeyken kesinlikle bu işlemi yapmayın. Daha sonra stepneyi tutan kancayı serbest bırakmak için bagaj içerisinde bulunan vidayı gevşetiyorum. Devamında kancayı serbest bırakıp stepneyi alıyorum. Bildiğiniz gibi yerli üretim araçlarda stepne bagaj altında bulunurken her gelen araçlarda bagaj havuzunun içerisinde bulunmakta. Sonraki aşamada arka dingil muhafazası isimli parça üzerindeki sabitleme civatasını 10 mm lokma ile söküp plastik muhafazayı aşağıya doğru esnetiyorum. Amortisör alt civatasını rahat sökebilmek için üzerine pas sökücü sprey sıkıyorum. Birkaç dakika bekledikten sonra 18 mm anahtar ile amortisör alt civatasını gevşetiyorum. Bu işlem için 2 tane 18 mm anahtar gerekmekte. Somunu çıkartıp civatayı boşa alıyorum ve böylelikle alt tarafta işimiz bitmiş oluyor. Aracın altına uzanıp amortisör üst bağlantı civatasını görüyorum. Sağ arka amortisörün bağlantı civatası açıkta dururken sol arka tarafta egzoz izolasyon sacı görüşü biraz engelliyor. Sac üzerindeki sabitleme somununu çıkartıp sacı esnettiğimizde civata karşımıza çıkıyor. Bu civatayı da 16 mm lokma ile söküyoruz. Ve amortisörü tamamen söktük. Megane 3 ve Fluence araçlarda gazlı amortisörler kullanılmakta. Her ne kadar gazlı olarak da isimlendirilse amortisör içerisinde bir miktar yağ bulunmakta. Söktüğüm amortisörün milinde boşluk olmadığı gibi yağ kaçağı da gözlemlemedim. Zamana bağlı olarak özelliğini kaybettiğini buradan anlıyoruz. Sağ arka amortisörün durumu ortada. Gördüğünüz gibi özelliğini tamamen kaybetmiş. Hareket ettirdiğimde de az önce belirttiğim o sürtme sesi duyuluyor. Yeni amortisörü yerine oturtup alt civatasını takarak toplamaya başlıyoruz. Arka amortisör alt civatalarını 105 Nm ile tamamen sıkıyoruz. Dingil muhafaza plastiğini de yerine oturtup civatasını sıkıyorum. Böylelikle alt taraftaki işlemi bitirmiş oluyoruz. Amortisör üst civatasını da yerine takıp 62 Nm torkla sıkıyorum. Amortisör değişimini tamamladık. Lastikleri yerine takıp bijonları 130 Nm torkla sıkıyorum. Ve son olarak yedek lastiği askısına koyup yerine sabitliyorum.
Görüldüğü gibi Megane 3'lerin arka amortisörleri gayet basit bir şekilde değişebiliyor. Yerli üretim araçlarda amortisör üst civatasına aracın altından erişirken ithal gelen araçlarda bu civataya bagaj havuzundan erişiliyor arkadaşlar. Aralarındaki tek fark bu. Geri kalan her şey aynı. Sizler de aynı adımları takip ederek arka amortisörleri rahatlıkla değiştirebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.